Merhabalar. Sizlere şimdi QuickShipper sistemine nasıl yeni kayıt oluşturabileceğinizi göstereceğim. Yeni müşteri kaydı oluştururken öncelikle app.quickshipper.com adresine gidiyoruz. Ardından henüz üye olmadığımız için şurada görmüş olduğunuz kayıt olun butonuna tıklıyoruz. Ve bilgilerimizi dolduruyoruz. Telefon numaramızı giriyoruz. Eğer biliyorsak satış temsilcimizin kodunu buraya yazarsak direkt kendileri kendi ekranlarından görebildikleri için aslında bu kısım biraz önemli. Daha pratik bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. Bu nedenle satış temsilcimizin öğrendiğimiz kodumuzu buraya yazıyoruz. Ama henüz bir satış temsilcisiyle iletişime geçmediysek burayı doldurmanıza gerek yok. Sistem otomatik olarak görecektir ve size en kısa sürede zaten dönüş sağlanacaktır. Şifremizi oluşturuyoruz. Şifremizi oluştururken dikkat etmemiz gereken en az bir büyük harf, bir küçük harf, rakam ve bir ünlem, yıldız gibi bir işaret kullanmamız gerekiyor. Zaten olması gerektiği gibi girdiğimizde 4 tane yeşil çubuk aşağıda tamamlanmış olacaktır. Bizden bir şifre tekrar isteyecek. Hemen dolduruyorum. Eşitlendiği için gördüğünüz gibi kırmızı uyarı kalktı. Burada KVKK uyarınca gerekli olan sözleşmeler ve gizlilik politikaları mevcut. Buradan detaylar kısmından politikalarımızı okuduktan sonra kutucukları işaretliyoruz ve kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi otomatik olarak buraya girmiş olduğum mail adresimi atadı. Giriş yapa tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi panelimiz açıldı. Geri kalan kısımda şöyle hesabım kısmına geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bilgilerimiz yer alıyor. Burada yapmamız gereken bireyselsek bireysel adresimizi, kurumsalsak kurumsal adresimizi doldurmamız. Yine eğer bireyselsek kimlik görüntümüzü, eğer bir şirketimiz varsa, şahıs şirketi de olsa fark etmez, vergi levhası görselini, şirketimizde satış temsilcinizle görüştüğünüzde yapacağınız sözleşmeyi ve eğer yine bireysel değilsek bir şirketimiz varsa imza sirkülerini bu kısma yüklememiz gerekiyor. Daha sonrasında bunlar onaylandıktan sonra gönderi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Gönderi oluşturu videomuzu izleyerek nasıl gönderi oluşturmanız gerektiğini görebilirsiniz. Görüşmek üzere.